Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size yine sesi müzikten ayırmayı ya da müziğin çeşitli öğelerini birbirinden ayırmayı göstereceğim. Daha önce bir program üzerinden göstermiştim. Bugün göstereceğim programda izotop RX8 Advanced sürümü. RX hakikaten benim en kurtarıcı olarak gördüğüm programlardan bir tanesidir. Özellikle ses kaydıyla uğraşıyorsanız vokal kayıtları yapıyorsanız ya da konuşma kayıtları herhangi bir müzik kaydı gerçekten çok kullanışlı araçları var. Hakikaten can simidi gibi bir programdır. Şimdi fazla uzatmadan hemen programın ara birimini görüyorsunuz. Bir şarkı atıyorum içine. Bu işlemin nasıl yapılacağını görelim. Şarkının herhangi bir yerinde mesela. İki. Mesela bu bölümde şu bölümü alalım mesela parçanın tamamında değil sadece bir bölümünde göstereceğim bölümü seçtikten sonra ki siz muhtemelen şarkının tamamında seçeceksiniz bunu sağ taraftaki geniş zengin menüden biz müzik rebalance menüsüne tıklıyoruz. Normalde bunun default'u yani varsayılan ayarı bu şekilde gelir. Yine gördüğünüz gibi daha önce tanıttığım akustikadaki gibi bir modül geliyor karşınıza. Burada vokal, bas, perküsyon ve diğer sesleri ayırma seçenekleri var. E, biz tabi vokali ayıracağımız için e, şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan vokalin sesini tamamen kapatıyoruz. Separation yani ayırma kısmını da. Yüze getiriyoruz. bir Ön dinleme yapalım bakalım. Burada quality yani ayırma kalitesi ile ilgili seçenekler var. Good, better, best. E, good olarak deneyelim. Better ve best daha kaliteli ayırma yapıyor. Yani sesi müzikten ayırırken daha kaliteli. Ama tabi bu biraz daha uzun süren bir işlem. E, siz istediğinizi seçebilirsiniz. Biz e, good olan kısımdan preview'e tıklayalım ve bakalım sonuç neymiş. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi oldukça başarılı. Ee, dediğim gibi bunu good ya da e, best ya da Better'a getirebilirsiniz. Ama bu biraz daha işlerinizi uzatacaktır. Sizin ön dinlemeyi de biraz uzatıyor. Bu biraz da bu tip programlar sizin bilgisayarınızın donanımıyla alakalı olarak e, hızlı ya da yavaş olurlar. Şu an benim çalıştığım bilgisayar e, Windows 7 işletim sistemi var, 16 GB RAM, e, Core i7 işlemci. E, ikinci nesil bir işlemci tabii öyle çok yüksek bir işlemci değil aslında ama onunla çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. E, bu işlemi yaptıktan sonra render kısmına tıkladığınızda sesi müzikten ayırmış oluyorsunuz. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Bu da e, akustika kadar en azından başarılı yapılmış bir program. E, bununla da sesi müzikten ayırabilirsiniz. A, akustika'yı tanıttığım e, videoda en çok sorulan sorulardan bir tanesi, bunu nasıl export edeceğiz diye Hemen hemen yaklaşık aynıdır e, müzik programlarının birçok şeyi ya file saves'den ya da export'tan. Mesela bakınız burada export vardır. Export'tan burada e, ya WAV WOW dosyası olarak ya MP3 dosyası. flag seçenekleri de var burada. MP3'ün buradan kalitesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunu OK dediğiniz anda MP3 olarak masa üstüne ya da dilediğiniz herhangi bir yere export edebiliyorsunuz. Yine sorulan sorulardan bir tanesi şuydu: Bu programın üzerinden direkt kayıt yapılabiliyor mu? Bakınız, şurada Record butonu vardır ve bu Record butonunun olduğu her programda kayıt yapabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.